İyi akşamlar sayın seyirciler. Canlı yayında Çocuk Haber Bülteni'nden merhaba. İlk haberimiz Küçük Şeyler Anaokulu'ndan. Küçük Şeyler Anaokulu Ayıcıklar Sınıf öğrencileri sanat etkinliği çalışmasında balon baskısı yaptılar. Şeyler Anaokulu Ayıcıklar Sınıf öğrencileri sanat etkinliği derslerinde balon baskısı yaptılar. Sınıf öğretmenleri Gonca Yeşilgil'in hazırladığı balonları boyalara batırıp renkleri karıştırmayı öğrenen minikler kağıt üzerine rengarenk baskılar yaptılar. Özel Zeynep Anaokulu Midyeler sınıf öğrencileri mutfak etkinliği çalışmasında kek yaptılar. Özel Zeynep Anaokulu Midyeler sınıf öğrencileri okul mutfaklarında kek yaptılar. Sınıf öğretmeni Naz Coşkun'un yardımıyla kek malzemelerini bir araya getiren minikler yemeklerin nasıl yapıldığını öğrendiler.
Yeşim Anaokulu 2-3-4 yaş grupları müzik derslerinde birbirinden güzel şarkılar öğrendiler. Yeşim Anaokulu 2-3-4 yaş grupları müzik derslerinde birbirinden güzel şarkılar öğrendiler. Fabrikada çalışan çocukların okul öncesi eğitimlerini sürdürdükleri Yeşim Anaokulu'nda minikler günlerini değişik dersler ve etkinliklerle geçiriyorlar. Bebeklerden 6 yaş grubuna kadar her yaştan çocuğun bulunduğu okulda gün içinde fabrikanın çalışma saatleri boyunca hizmet veriliyor. Bugün Dünya Yatak Düzeltme Günü. Her sabah uyandıktan sonra yataklarımızdan kalkıyoruz ve ne yapıyoruz çocuklarım? Çarşafımızı, yastığımızı, yorganımızı düzeltiyoruz. Yatağımızı toplamış olarak güne başlıyoruz değil mi? Önce gece boyu üzerine yattığımız o güzel çarşafımızda kırışan yerler varsa onları düzeltelim. Sonra yastığımızı şöyle elimizle pat 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 yapıp kabartıp yerine koyalım ve üzerimize örttüğümüz yorgan ya da battaniyemizi düzgünce yatağımızın üstüne serelim. Hepimizin kendi yataklarımızda kendimiz yatalım. Kendimiz düzeltelim. Böylece annemizin bizimle oynamak için daha fazla vakti olsun. Öyle değil mi benim miniklerim? Dünya Yatak Düzeltme Günümüz kutlu olsun çocuklarım. Ve işte şimdi sırada çocukların o anları bölümü var. İlk olarak Beray bize çok güzel bir fotoğraf yollamış. Beray. Tahtaya yazı yazmaya çalışıyor. Okuma yazmaya heveslenmiş bizim Beray. Demek ki kocaman büyüyecek, güzel güzel okullarda okuyacak Beray. Aferin sana Beray, seni çok öpüyorum. Ve diğer fotoğrafımız Muratcan, Sude Nur ve Pelin'e ait. Üç arkadaş çok iyi anlaşıyorlar. Çünkü arkadaşlık çok önemlidir sevgili çocuklarım. Arkadaşlık kadar değerli bir şey yoktur. Dostluk kadar güzel bir şey yoktur. Muratcan, Sude Nur ve Pelin de çok iyi arkadaşlar anladığım kadarıyla. Hepinizi çok öpüyorum benim güzel çocuklarım. Efendim, bugün de haber bültenimizin sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi yeni haberlerimizle buluşmak üzere. İyi akşamlar.